aslında beyimizin derdi rüşvet vermek. Peygamber balına konmuş bir sinek. Peygambere rüşvet vererek kendini tatmin ediyor. Ne yapmaya çalışıyor böyle? Senin anlattıklarını benim hayatıma koymam mümkün değil. Senin de koyman mümkün değil. Hatta belki bunlara sen bile inanmıyorsun. Ama bize niye pazarlıyorsun? Rabbimiz onu örnek gösterdi. Bana örnek olacağım tarafını anlat Allah Resulü. Niye anlatmaz? Dedim ya, aslında bunun arkasında küçük bir tuzak var. Ben onu büyütüyorum. Kendini büyütüyor aslında. Nefsini büyütüyor. Benim gibi bir adamın peygamberi olmak kolay mı? Benim gibi bir adama peygamber olacaksa göklerde uçan melek bari biri olmalı. Yerde yürüyen olmaz mı? Olmaz. Ama Rabbimiz yerde yürüdüğünü söylüyor. Ölür veya öldürülürse diyor, bizim gibi bir anneden doğuyor, bir babadan doğuyor. Yetim oluyor, öksüz oluyor, dişi yaralanıyor, yüzü yaralanıyor, dişi kırılıyor, taşlanıyor, hakarete uğruyor. Başına ödül konuyor, seviniyor, gülüyor, ağlıyor, üzülüyor, evladı ölüyor. Anlatabiliyor muyum? Yani bir insanın başına ne gelebilirse onun da başına onlar gelir. Peki ne oluyor? Ama insan, dört dört. Yetmez mi, kesmez mi bu? Niye kesmez? Çünkü örnek almak derdi. Öyle bir derdi. Resulullah'ı bugüne bize çağdaş kılma derdi. Onu bir anı yapma derdi var. Anı yapıp anma derdi var. Anlama derdi yok. Hatta tanıma derdi yok, tanımlama derdi var. Resulullah'a zihnindeki imajı geçirecek. Bir elbise dikmiş onu giydirecek. Tanımak diye bir derdi yok. Peki ne oluyor? Bu arada buharlaşan Resulullah oluyor. Buharlaşan ve hatta ışınlanan Resulullah oluyor. Hani Nur-u Muhammedi tezini hatırlayın, ışınlanan. Ve Resulullah kalmıyor. Kitap ehlinden öyle bir güruh da vardır ki, siz onu kitaptan sanasınız diye dillerini kitaba doğru eğip bükerler. Halbuki o kitaptan değildir. Bu Allah katındandır derler, oysa o Allah katından değildir. Allah'a karşı kendileri bilip dururken yalan söylerler. İnsanlardan hiçbir kimseye Allah'ın kendisine kitap, hüküm ve peygamberlik verdikten sonra kalkıp insanlara Allah'ı bırakıp bana kul olun demesi yakışmaz. Fakat onun öğrettiğiniz ve okuduğunuz kitap gereğince Rabbe halis kullar olun demesi uygundur. Ve o size melekleri ve peygamberleri tanrılar edinin diye de emretmez. Siz Müslüman olduktan sonra size hiç inkarı emreder mi? Mustafa, kalkarken Muhammed Mustafa, yatarken Muhammed Mustafa, yürürken Muhammed Mustafa, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, Muhammed Mustafa! Ona ben güneş diyemem, güneş batar. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, su diyemem, su durdumu kokar. Muhammed Mustafa, ekmektir diyemem, ekmek durdum bayatlar. Muhammed Mustafa, çok leziz bir yemektir diyemem, çünkü yemek durdumu eksir. Muhammed Mustafa'nın müşebbihi bir yoktur. Muhammed Mustafa, Muhammed Mustafa'nın ben sevileceği hiçbir varlık yoktur. İmam-ı Rabbani Kuddes sırrın durduğu gibi Muhammed Mustafa eşittir Allah, o kadar. Bir kemiği var farklı olarak, o kadar. De ki, o Allah bir tektir. Allah eksiksiz samettir. Bütün varlıklar ona muhtaç, fakat o hiçbir şeye muhtaç değildir. Doğurmadı ve doğurulmadı. Ona bir denk de olmadı. Gavs en büyük velidir. Bütün kutupların kutbu. Evliyanın başı bir tanedir. Gavs bir tane olur. Kutup çok olur. Kutbu medar vardır. Kutbu irşat vardır. Gavs eşittir kutbu laktab. Bütün kutupların kutbu tek kişidir. O Gavs'tır. Gavs demek dara düştüğünde medet ya Abdelkadir gelin. Medet ya İmam-ı Rabbani demek gibi. Kendilerine Allah'ın tasarruf verdiği, kendilerinden imdad istendiğinde Allah onların ruhaniyetlerini yetiştireceği, dara düşenlerin imdadına yetiştireceği zatlara Gavs denir. Gavs zaten Arapça yardım demektir.
yani üçler vardır, yediler, bunlar hadis-i şerifler vardır. Yani Ruhul Furkan tefsirinde, bizim Efendi Hazretimizin tefsirinde, biz de o heyetteyiz. İkinci cildin son, ikinci cilt yani ikinci cüz. İkinci cüzün son sayfasında bazı hadisler geçiyor, bu ebdal, kırklar, seçkin veliler, bunlar hakkında biraz hadisler alınmış. Onlar mı hayırlı, yoksa kendine yalvardığı zaman bunalmışa karşılık veren ve başındaki sıkıntıyı gideren, sizi yeryüzünün hakimleri yapan mı? Allah'ın yanında başka bir ilah mı var? Ne kıt düşünüyorsunuz? Allah ne dedi meleklere? Ben yeryüzünde halife yaratacağım. Şimdi bu halifeyi Allah yarattı mı? Yarattı. Bu halifesiz bu alem durur mu? Onun için Mahmud Efendi'yi de tanıman lazım. Allah'ın halifesi kim bu zamanda şimdi? Arkada yatıyorsun. Onlar şunu yapıyor, sen bir şey yaptın yok. Ondan sonra beni Evliyaullah'la beraber et. Beraber miydin onunla? Kalbin beraber miydi? Ruhun beraber miydi? Gözünü yumduğun zaman hatıranda kimler var? Rabıtan var mı? İrtibatın var mı? Tasavvuf kaynaklarında rabıta çeşitleri. Mürşidin huzurunda yapılan rabıta. Mürid, mürşidinin huzurunda rabıta yaparken, onu yüksekçe bir taht üzerine oturan azametli bir sultan gibi görür. Kendisi de onun huzurunda boynunu büküp duran bir fakir gibidir. Kalbini bir dilenci torbası gibi açarak hükümdarın huzuruna arz eder. Bu hal hayalle değildir. Çünkü orada mürşid hazırdır ve hayale gerek yoktur. Mürid, ümit ve edeple mürşidinin vereceği manevi hediyeleri bekler, ondaki nur ve feyze talip olur. Bütün duygularını ve sevgisini onda toplar. Mürşidin gıyabında yapılan rabıta. 1. Mürid, şeyhini zihninde şeklen canlandırır, onu hep yanında kabul eder. Belirli bir zamanla sınırlı değildir. Şeyhinin giyim kuşam tarzı içindeymiş gibi düşünmeye çalışır ve düşüncede her zaman onunla beraberdir. 2. Her akşam namazından sonra 2 rekat evvabin namazı kılınır. Ters teverrük oturuşu ile oturulup, baş kalp üzerine eğilip hareketsiz bir şekilde oturulur ve 25 defa estağfurullah diyerek gözler kapatılır. Mürid, şeyhine yüksekçe bir yerde, azametli bir taht üzerinde oturmuş, kendisine baktığını, gökten onun üzerine nur indiğini, bu nurun şeyhin iki kaşı arasından kendi üzerine attığını ve günahlarını yakıp kavurarak duman gibi çıktığını hayal eder. Kabirde yatan mürşide rabıta. Bazı tasavvuf kaynaklarında büyük zatların kabirlerini ziyaret ederken yapılması gerekenler şöyle ifade ediliyor. Sofinin kabre giderken mürşidini manen önünde kabul ederek ve kabir başına rabıtayla gitmesi halinde fayda göreceği ifade edilmektedir. Merkad-ı Şerif'e manen piri ile giden sofinin kabirde yatan tarikat büyüğüne rabıta yaparak onun ruhaniyetinden pirine kendisi hakkında rica etmesini talep edebileceği ifade edilmektedir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bu kitabın indirilişi, aziz ve hakim olan Allah tarafındandır. Emin ol, biz sana kitabı hakkıyla indirdik. Onun için dini yalnız kendisine halis kılarak Allah'a ibadet ve kulluk et. İyi bil ki halis din ancak Allah'ındır. Ondan başka bir takım dostlar tutanlar da şöyle demektedirler. Biz onlara sadece bizi Allah'a daha çok yaklaştırsınlar diye ibadet ediyoruz. Şüphe yok ki Allah, onların aralarında ihtilaf edip durdukları şeyde hükmünü verecektir. Herhalde yalancı ve nankör olan kimseyi Allah doğru yola çıkarmaz. Her kim Rahman olan Allah'ın zikrinden yüz çevirirse, biz ona bir şeytan musallat ederiz. Artık o şeytan onun yakın dostudur. Şüphesiz ki bu şeytanlar onları yoldan çıkarırlar.
Onlar da kendilerinin doğru yolda olduklarını sanırlar. Bana himmet et, yardım et, dua istedim. Hiç kimse sana, deli misin, divane misin, Allah'tan istenir, bu zattan istenmez, gavur oldun, dinden çıktın diyebilir mi? Dese bunun izahı olan, mantığı olan bir yönü olabilir mi? Herkes ne der? E tabi canım, bu mübarek insandır, duası makbuldür, dua istedin, yardım istedin, himmet istedin, bu normal bir şey. Peki, onun şeyhi var. Kimdir o? Ali Aydar Efendi Hazretleri. Nerede yatıyor? 45 sene evvel, 46 sene evvel. Fatih etmiş 1960'da. Sakız Ağaç Şehitlik'te yatıyor. Kabri Şerif'i orada. Peki gittin. Kabri Şerif'ini ziyaret ettin. Yasin Şerif okudun. Hediyeni yaptın. Ondan sonra dedin ki, ey Ali Aydar Efendi Hazretleri, bana yardım et, bana himmet et, tut elimden dedin. Şimdi adam diyor ki, bak Mahmut Efendi'den istersen bir şey olmaz. Çünkü o diridir. Ama Ali Aydar Efendi'den istersen gavur oldun diyor. Niye gavur oluyorum ya? E, ölüden istedin diyor. Peki ölüyle dirinin ne farkı var? وَلَا تَكُولُوا لِمَا يُقْتَلُوا ف۪ي سَبِ اللّٰهِ اَمْوَاتٍ